Şöyle olacak. Katılan arkadaşlarımı arada dahil edebilir misiniz acaba, mümkün mü? Oo, ben onu yapamam. Ama ben paylaşmadan da slaytımı gösteriyorum. Nasıl Tamam, göstereceğim? hemen paylaşalım hocam. Sorun değil. Yapıyor oluruz. Buyurun. İki tane, iki yetkili yap. Tamam, şimdi öyle yapacağım. Tamam mı? Heh, şimdi vermişsin. Şimdi olması lazım hocam. Geldi mi? Geldi. Buyurun. Evet, tamam başlayalım mı? Başlayalım mı arkadaşlar? Buyurun hocam, sizi dinliyoruz. Değerli arkadaşlarım hepinize merhaba. Bugün Sakoder'de COVID-19 pandemi söyleşisinde beraberiz. Ben size şöyle bir yarım saat, 30-35 dakika bir şeyler anlatayım. Sonra sorularınızı cevaplandırmaya çalışalım. Çünkü hakikaten yoğun zamanlar, ancak işte böyle öğle tatilinde falan zaman ayırabiliyoruz. Sakoder'e de daveti için çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, burada altı çizdiğim ilk kelime pandemi. Pandemi büyük salgın demek, biliyorsunuz bütün dünya ülkelerinde görülen hastalık adı altında. Bir hastalık epidemik olur, daha doğrusu önce endemik olur, sonra epidemik olur bir ülke, sonra bütün dünyayı tutar. Ve dünya kurulduğundan beri aslında insanlık tarihiyle eski kadar eski olmak üzere pandemiler var. Burada ölü fare resimlerinden göreceğiniz şekilde vebayla çok uzun yıllar uğraşmak zorunda kalmış dünya. Sanata konu olmuş burada gördüğünüz gibi. Osmanlı İmparatorluğu sırasında veba çok önemli hastalıklara yol açıyor ve sonunda halletti dünya bunu. Ama bir tek bu değil örnek. Kolera var. Burada büyük bir canavar şeklinde gösterilmiş bakın. Başka bir journal'da ne kadar can aldığını gösteriyor. Gene Osmanlı'da önemli salgınlara yol açmış. Sonra meşhur çiçek var ve sıtma var. Dünya bunlarla halletti, baş etti. Nasıl halletti? Temiz su, aşı ve antibiyotik üçgeniyle. Ama bunları halledince bu iş bitmedi. Çünkü biz mikroorganizmalardan oluşan bir çevrede yaşıyoruz ve özellikle onların habitatlarını, yaşam şartlarını değiştirdiğimiz zaman farklı suçlar da ortaya çıkabiliyor. Ve yeni yüzyılda artık, daha doğrusu 20. yüzyıldan itibaren salgınlar. Hemen hatırlatayım size, 1918 influenza pandemisinde olduğu gibi farklı yöntemlerle çıkıyor ortaya ve orada da 50 milyon kişiyi etkilemiş bir salgında. 2018 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği bu hastalıklara bakın: Kırım Kongo hemorajik ateşi, Ebola virüs, Marburg disease, Lassa fever. Bugün konuştuğumuz SARS-CoV'un büyük annesi, büyük babası MERS-CoV, SARS-CoV-1. Rift Valley Fever, Zika son Brezilya'daki olimpiyatlarda ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. Bütün bunlar işte emerging infections diye ortaya çıkıyor ve bazıları da büyük salgınlar yapabiliyor. Neden böyle arttı bunlar son yıllarda? Aslında insan eliyle yapılan iş diye bakmak lazım. Global ısınma, yağmur ormanlarının katledilmesi, vahşi yaşamla domestik yaşamın bir araya yaklaşması, globalleşen küçülen dünya, seyahat imkanlarının artmasıyla ve dünya artık Disease X diye bir şeyi her zaman bekliyor ve bu Disease X bu sefer 2019 yılında COVID-19 olarak gerçekleşti. Buna dünya biliyor da hazırlanabildi mi? Dünya lideri bir ülkenin cumhurbaşkanının ağzından söyleyeyim ben size hazırlanıp hazırlanmadığını. Bakın Barack Obama 5 sene, 6 sene önce neler söylemiş. There may and likely will come a time in which we have both an airborne disease that is deadly. And in order for us to deal with that effectively, we have to put in place
an infrastructure, not just here at home, but globally, that allows us to see it quickly, isolate it quickly, respond to it quickly. Yani söyledikleri çok güzel. Biliyor bunu. Önümüzdeki yıllarda solunum yoluyla bulaşan bir enfeksiyon gelecek, ölümcüldür diyor ve buna hazırlıklı olmalıyız. Yalnız evimizde değil, global olarak hazırlıklı olmalıyız. Nedir hazırlık? Erken teşhis etmek, hemen tedavi etmek ve önleminin yolunu bulmak. Yani tanı, tedavi, aşıdan bahsediyor. Ama bunların ne kadarını yaptı dünya? Çin'le olan kavgayı biliyorsunuz. Şimdi aşı paylaşımıyla olan kavgayı biliyorsunuz. Bu dünkü rakamlar 142 milyon vaka, 3 milyon ölüm. Hazır olalım diyen Cumhurbaşkanı konuşan ülke 32 milyon vaka ve 581 ölümlü ülke başı çekiyor. Türkiye bu listede 7. sırada demir atmış durumda. Aşağı inme şansı pek yok. Yukarı doğru çıkacak. 4.3 işte artık artıyor burası. 4'e geliyor. Milyon vaka ve 36 bin ölümle artacak diyorum. Çünkü son 2-3 haftadır Türkiye nüfus, milyon nüfus başına vaka diye bakıldığında birinciliğe kadar çıktı. Şimdi ikinci, üçüncülükte. Dün de gene 62 bin açıklandı biliyorsunuz. Şu anda hızlı bir vaka artışıyla karşı karşıyayız ve Türkiye olarak bütün dünya ülkeleriyle beraber bu hastalıkla uğraşıyoruz. Hastalığı biraz virüsünden bahsedeyim. Bu bir RNA virüsü. İçinde bir RNA parçası var ama en meşhur kısmı, bir sürü komponenti var ama en meşhuru S proteini. Çünkü S proteinin fonksiyonu önemli. Bu hocam, virüs parçası çok bakın. Diliyorum, çok özür diliyorum, araya giriyorum. Arkadaşlar beklemedeymiş. Acaba onları alabilir miyiz toplantıya? Ben galiba yapamamışım. Ben gösteriş işaretliyim, nereye yapayım? Üstte bir uyarı çıkıyor olması lazım. Lobide bekliyor gibi bir uyarı. Morda mıdır? Şu anda bende öyle bir şey hocam. Yok. Evet evet, olabilir. Kişileri görüyor musunuz hocam şu an? Participants 23 kişi gözüküyor orada. Orada bir de üstte hocam bekleyenler var. Onların yanında admit diyebilirsek. Bir dakika. O bekleyenleri alıyor olmuş oluruz. Kapatalım. Invite var. Başka bir şey çıkmadı. Bekleyenler görünmüyor mu hocam bu durumda? Invite. Participant'a dokunabilir misiniz hocam? Dokunayım. Oraya bir girin participant'ın içine. İşte participant'ın kenarına dokunduğum zaman. Çünkü waiting room 6 kişi. Hocam. Admit all. Evet, onları admit edebilirseniz hocam şahane olur. Yaptım. Joining yapılıyor şu anda. Çok teşekkür ederim hocam. Biriktikçe çok bana söyle, buradan yapayım. Tamam, çok teşekkür ederim hocam. Peki. Çok sağ olun. S proteinleri diyordunuz hocam en son. Ne diyordum en son? Proteinlerden bahsediyordunuz. Bu S proteini, meşhur protein. Bizim vücudumuzda da ACE inhibitör, ACE reseptörü var. Bütün hücrelerimizde var bu reseptör. Ve işte bu aslında bunu tanımak üzere yaratılmış değil ama... Efendim? Diğerlerini mute alabilirsin. Ben mi yapacağım onu da? Tamam hocam. Onu da sizin yapmanızı bekleyeceğiz bir dakika. Peki. Selda ve TN'ye... Kim bilmiyorum ama arkadaşlar mikrofonlarınızı kapatabilirseniz çok sevinirim. Bu reseptöre yapışmak üzere yaratılmış değil ama işte yarasa, oradan pangolin, oradan insanla yakın ilişki sonucu bu S proteini, surface proteini, daha doğrusu spike proteini, koronanın çıkıntı yapan proteinleri, bu reseptörlere yapışma kapasitesi gelişiyor ve buraya yapışınca da bir özel mekanizmayla hücre içine girebiliyor. Hücre içine girince de hastalığı yapıyor işte. Girer girmez önce kendi nükleik asit genetik maddesinin kopyasını yapar. İlk yaptığı. Ve burası da mühim çünkü şu kopyayı yaparken burada hatalar olur ve bazı nükleik asitler değişir. İşte o değişmesine mutasyon diyoruz biz. O mutasyonlar birikip de, çünkü bu kopyadan sonra dönüp yeniden S proteini yapacak, membran proteini yapacak. Bu mutasyonlar bazen öyle birikiyor ki sentezlediği proteinin yapısını değiştiriyor. O da bir fonksiyonel değişikliğe yol açıyor. İşte yeni İngiliz mutantı denen eski S proteininden farklı yeni bir S proteini ve onun özelliği de reseptöre daha iyi yapışması. Tabii daha iyi yapıştığı için bu ona avantaj oluyor. Diğerlerinin önüne geçiyor. Hastalığın esas elemanı haline geliyor. Bakın S
İngiliz mutantı ne bileyim ben işte Eylül'e ya da Eylül'e bile gitmeye gerek yok. Ocak'ta tüm hastalık yapan etkenlerin %5'i 6'sıydı. Şubat'ta %40 oldu, Mart'ta %70 oldu, şimdi %80'lerde. Çünkü bu diğerlerinden avantajlı da daha çabuk yapışıyor. Daha çabuk yapıştığı için de daha çok hastalık yapıyor. İşte mutasyonların başladığı yer burası. Sonra proteinler sentezlendi. Proteinler yapısal olarak diziliyor. İçerisine nükleik asit koyuyor ve burada gördüğünüz gibi bitmiş bir virüs partikülü olarak dışarı atılıyor. Bu da gidip yeni acelere yapışıp yeni hücrelere girip bunları yapıyor, çoğalıyor. Ve tek bir yerde de değil, bakın ağızdan burundan girdi. Burundan girdiği andan itibaren kat kaybı, sonra ağızda burunda koku kaybı, ağızda tat kaybı, akciğerlere indi, pnömoni, sonra gastrointestinal sisteme gidip bulantı, kusma, karın ağrısı, bütün kaslara yayılıp kas ağrısı, halsizlik, bitkinlik, santral sinir sisteminde bozulmuş şuur bulanıklıklarına yol açıyor. Kalpte aritmilere yol açıyor ve sistemik olarak da ateş, halsizlik, bitkinlik yapıyor. Yani bütün organlara yayılan bir virüs. İşte bu organlara gittiğinde esas girdiği yer hücre. Hücreye girince o hücre zedeleniyor ve şurada gördüğünüz gibi zedelenmiş dokulardan çıkan tehlike sinyalleri ortaya geliyor. İnterferon, TNF-alfa, bütün CXC'ler, sitokinleri, bunlar sinyali gönderdiği zaman immün sistem buranın problem olduğunu anlayıp bütün inflamatuar hücrelerini, iltihap hücrelerini buraya gönderiyor ve bir taraftan da yüksek doz sitokin salgılamaya başlıyor, inflamasyon daha hızlansın diye. İşte bu gelen immün sistem hastalığı orada lokalize etmeye çalışıyor. Lokalize etmişse hasta iyileşiyor. Yok yaygınsa, kontrol edememişse hastalık meydana geliyor. İşte iyileşme ya da şurada görüyorsunuz bakın recovery, iyileşme. Burası şiddetli gidiş ve ölüme kadar giden bir yol. Bunu belirleyen iki tane önemli faktör ne kadar virüsle enfekte olduğu. Çok virüs olursa çok cevap alıyor. Ya da bakın low virüs titer hafif seyrediyor. İmmün sistem çok stimüle olmuyor, çok uyarılmıyor ve iyileşiyor hasta. Ama eğer çok virüs varsa ya da ikinci önemli faktör hastanın verdiği immün cevabın kalitesi. Mesela tip 1 hızlı cevap veren tip 1 interferon cevabı diye bir şey var. Bunu hemen veremezse bu tarafa doğru gidiyor. Yani az virüsle enfekte olup gene kötü seyredenler de olur. O kişinin verdiği immün cevaba bağlı olmak üzere. Bu hastalığın böyle mekanizması çabuk öğrenildi. Hemen tanı koymak lazım zaten. Demin Obama ne dedi? Tanıyacaksın önce. Klinik olarak tanı koymak yetmez, laboratuvarla kesinleştirmek lazım. Bunun için de PCR kullanılıyor biliyorsunuz. Burundan ya da ağızdan alınan örneklerde o virüsün nükleik asit yapısı gösteriliyor. Virüse karşı antikor cevabı meydana geldiği için immünoglobulin M ve immünoglobulin G burada gördüğünüz zaman skalası içerisinde hangi zaman uygunsa bu testleri kullanarak kesin tanısını koyduk ve tedavisini öğrendik. Hastalık 3 fazda gidiyor. Bir, erken viral dönemi. Burada virüs çoğalıyor halen. Buradan akciğere inip akciğerde pnömoni dönemi. Ve üçüncü basamağı da inflamatuar cevap dönemi. Her bir cevaba göre, döneme göre tedavi planları var. Erken dönemde mümkün olduğu kadar en erken zamanda virüsün çoğalmasına mani olmak için antiviral ajanları vermek lazım. Hidroksiklorokin, favipravir, remdesivir gibi antiviral ajanlar var. Bunların da kimisi iyi etkili, kimisi az etkili, kimisi çok etkili. Sonra akciğerde pnömoni yapmışsa oksijeni düşüyor. Hemen oksijen tedavisine başlamak lazım. Ve orada bir artık iltihabi reaksiyon var. Erken iltihabi reaksiyonu engellemek için deksametazon denilen kortizon türü verilir. Ve daha sonra da eğer gerçekten sitokin fırtınası meydana gelmişse o zaman da burada gördüğünüz interleukin 1, interleukin 6 gibi demin söylediğim iki önemli sitokinin monoklonal antikorları yani o sitokinlerin etkisini ortadan kaldıracak tosilizumab gibi ilaçlar kullanılır. Böyle büyük bir mücadele içerisinde. Tüm pozitif çıkanların %85'inde önemli bir şey olmuyor ama %15'i semptomatik oluyor. Bunların %10 kadarı hastaneye yatış gerektiriyor. Bunların %4'ü 5'i yoğun bakım ünitesine yatıyor. %1 civarında da maalesef ölümle sonuçlanan bir hastalıktan bahsediyoruz.
Tabii demin bütün anlattığım o immün sistem cevabı bir taraftan iyi bir şey. Çünkü kalıcı koruyuculuk ya da evde aşının yapılabilmesini gündeme getirdi. Burada bakın SARS-CoV enfeksiyonu geldi hemen bütün hepimizde olan bir innate, spesifik olmayan doğal immün bağışıklık, immün sistem vardır. Bu devreye girip viral antijenleri alıp baskılamaya çalışır. Buradan sonra bunu tanıttığı için adaptif immünite, bu virüse spesifik immün cevap meydana gelir. Demin söylediğim stokinlerin yapılması ve salgılanması, inflamasyonun düzenlenmesi, doğal öldürücü hücreler var. Bunların sayısı artar, gidip virüs olan hücreleri öldürür ve antikorların yapılması. Antikorlar B sel plazma sele dönüşüp antikor sentezler. Bunun kendi bir hafızası vardır. Bağışıklık ne kadar devam edecek diye. İşte bugüne kadar gösterilen 6 ay civarındaki bağışıklık muhtemelen bu antikor bağışıklığından geliyor. Ama bugün artık biliyoruz ki virüs hücresel immüniteyi de uyararak yıllara giden spesifik cevapla yıllara giden kalıcı bir bağışıklık bırakacak gibi duruyor. Bu da Hocam, iyi haber. Gene mi alalım araya içeri? giriyorum. Evet, arkadaşlar yine beklemede arkadaşlar varmış. Alabilirsek çok iyi olur. Hemen alıyoruz. İki kişi varmış zaten. Evet. Aldım. Demek ki kalıcı Teşekkür bağışıklık ederim kısmı hocam. var. Bu iyi haber. İşte bu böyle anlaşılınca hemen aşı çalışmaları başladı. Sonra aslında immün sistem çok daha detaylı çalıştırıldı. Antikorlar ne kadar dayanıyor? Bu antikorların fonksiyon yapan nötralizan antikorları ne kadar gidiyor? Kalıcı bağışıklık ne zaman? Ve şunu bilin arkadaşlar, her geçsen de aslında antikor meydana gelmiyor. Özellikle hafif geçirenlerde yok. Daha şiddetli geçirenlerde daha çok antikor ve daha kalıcı bağışıklık olmak üzere bir cevap olduğunu öğrenmiş olduk. Ve dediğim gibi immün cevabı öğrenince hemen aşı çalışmaları başladı. Bugün detaylarına girecek vakit yok ama farklı aşı türleri var. Birinin en çok kullanılanı inaktif aşı. Virüs vücuda girince hastalık yapıyor ve bir bağışıklık bırakıyor. Ben o virüsü alıp hastalık yapma kapasitesini alırsam, mesela bir yöntemle öldürürsem ve kalan virüsü verirsem, o zaman gene üzerindeki antijenler durduğu için bağışıklık yapabiliyor. Bağışıklıkta aradığımız S proteinini vermiş olmak. Çünkü esas olan S proteinine karşı olan antikor. Demin söyledim ya, spike proteini gelip reseptöre yapışacak, böylece hücre içine girecek. Reseptöre yapışmadan da antikor gelip S proteinini yakalarsa içeriye girmesine mani oluyor. Reseptöre yapışmasına mani oluyor. Böylece hastalık meydana gelmiyor. Bu bazen virüsü tamamen öldürmeden zayıflatılarak aşı olarak kullanılır. Bu henüz koronada yapılmadı. Başka virüslerde var ama inaktif virüs yaygın olarak kullanılıyor. Demin dedim ya, S proteininin verilmesini amaçlıyoruz. O zaman ben tam virüsü vermeyeyim, yerine S proteini vereyim. Bunlar protein bazlı aşılar. Protein bazlı aşılarda başka hücrelerde S proteini sentezleyen genetik yapı onlara verilip S proteini sentezletiliyor ve onlar izole edilip vücuda ya çıplak protein olarak ya da virus-like particle denen taşıyıcılar içerisinde veriliyor. Bu da ikinci yöntem. Hocam, Ama yerli bu aşılarda sanırım virüs benzeri partikül nasıl, bir daha üzerinden söyle? ilerliyor. Yerli aşı çalışmalarında sanırım bu virüs benzeri partikül Evet, üzerinden virüs-like ilerliyor, değil partikül mi? yerli aşı çalışmalarında var, yurt dışında da var. Yurt dışında da var. Peki hocam, Şimdi gene alalım mı? bir eğer varsa alabiliriz. Bir de benim bir minik sorum var. Yani tabii pandemi herkesin şu an korkulu rüyası ama önlem almak için de herkes elinden geleni yapıyor. Şey deniliyor, işte 65 yaş üstünde aşılanmış olmasına rağmen yine de ne yazık ki hayatını kaybeden, yakalanıp hayatını kaybeden insanlar olduğu söyleniyor. Tamam. Bunun Bu soruyu cevaplandırayım. Biraz ilerleyelim. sebebini biraz merak ediyoruz. Anlatayım. Teşekkür ederim. Şimdi demek ki proteinin kendisini verebilirim ya da bir sonraki basamak proteinin kendisini de vermem. Proteini sentezletecek olan genetik yapıyı veririm insan vücuduna. Böylece o vücuda girer RNA ya da DNA olarak ve S proteini sentezletir. Bu da mRNA aşıları burada gördüğünüz gibi verince lipid kapsül içerisinde hücreye giriyor, mRNA çıkıyor ve insan ribozomlarında S proteini sentezletiyor. Ya da vektör aşısı diye bildiğiniz
non-replike yani çoğalayan ya da çoğalan adenovirüs içerisine virüsün DNA'sı konuyor. Bu DNA hücre içerisine giriyor, RNA'ya dönüyor ve RNA'dan da C proteini yapılıyor. Yani değişik yöntemlerle aşıları yapmak mümkün ve çok hızlı geliştirilmiş bir aşı grubu oldu bu. Normalde 10 yıllara gelir aşının insanda kullanılır hale gelmesi. Burada 11 ay içerisinde hızla onaylandı ve dağıtıma geçti, kullanılıyor. Şurada gördüğünüz bakın 2 tane mRNA aşısı, 4 tane adenovirüs aşısı, 2 tane protein aşısı ve 4 tane de inaktif aşı olmak üzere bugün 12 aşı dünya üzerinde kullanılır hale geldi. Bizim de Türkiye'de Sinovac'tan temin edilen inaktif aşı ve Pfizer-BioNTech'ten temin edilen mRNA aşıları şu anda kullanılıyor. Dünyada böyle gelişirken Türkiye'de de aşı çalışmaları çok hızlı şekilde çalışıldı. 15-16 aşı çalışması var. Bunlardan Erciyes Üniversitesi'nin inaktif aşısı faz 2'sini bitirdi, bitirmek üzere faz 3 basamağına geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nin beraber geliştirdiği demin sizin söylediğiniz VLP aşısı faz 1'e geldi. Nanografi şirketi tarafından geliştirilen nazal sprey aşı faz 1'e başlamak üzere. Ankara Üniversitesi'nin adenovirüs tabanlı aşısı faz 1'e başlamak üzere. Yani gördüğünüz gibi farklı yöntemlerle aşılar da Türkiye'de yapılmaya başlandı. Tabii aşının yapılması iyi bir şey ama bir taraftan da mutant sorunu ortaya çıktı. Demin bir miktar söz ettim. Bakın bu virüsün içerisinde genetik materyali. Bu genetik materyali böyle açtığımız zaman bunun hangi kısmı neyi sentezletiliyor biliniyor ve oralardaki mutasyonlar takip edilebiliyor. Şurası spike proteinini yapan kısım. Tabii burası fonksiyon değişikliği yaptığı zaman hastalığın gidişini ve aşıya karşı etki meselesini etkileyeceği için burası özellikle takip ediliyor. Spike proteininde burada görüyorsunuz bakın yüzlerce mutasyon olmuş. Ve bu mutasyonlar birikip hastalık meydana, daha doğrusu hastalık demeyelim de fonksiyon değişikliği yaptığı zaman da problem haline geliyor. Nedir o problem? Bakın burada görüyorsunuz şu anda konuşulan en önemli 3 tane mutasyonu. İsimleri söyleyince hatırlayacaksınız. İngiltere mutantı, Güney Afrika mutantı ve Brezilya mutantı. V1, V2, V3 diye söylendi. Çünkü bu nükleik asitler değişince spike proteinin amino asit dizisinde değişikliğe yol açıyor. O değişikliğe yol açınca proteinin 3 boyutlu yapısı değişiyor. 3 boyutlu yapısı değişince ya daha iyi yapışmak gibi bir özellik ya da antikor buna özel ya onun yapışmasından kaçmak gibi bir özellik ortaya çıkıyor. Bu 3 mutasyon içerisinde İngiliz mutasyonu şurada bakın transmissibility diye yazıyor bulaştırıcılık diye %36 ile 75 daha çok bulaşıyor. Neden? Reseptöre daha iyi yapışabildiği için. Daha iyi yapıştığı için hücre içine daha iyi giriyor. Bu nedenle de şurada görüyorsunuz bakın muhtemel artış diye bu iyice öğrenildi artık. Mortalite de hastaneye yatış, hastalığın şiddeti ve mortalite de bir miktar artışa yol açıyor. Diğerlerinde bu özellik yok. O nedenle bakın İngiliz mutantı niye %80'e çıktı da aynı zamanda gelmiş olan Güney Afrika mutantı çok yayılmadı? İnşallah da öyle kalır, şeytan kulağına kurşun. Çünkü bu diğer iki mutantın daha çabuk, daha iyi yapıştığına dair bir bulgu bulunamadı. Bunlar öbüründen muhtemelen daha az yapışıyor. O nedenle arkada kaldılar. Ama bu ikisi demin söylediğim İngiliz mutantında aşılardan kaçışta önemli bir sorun yokken yani Wuhan suşu için yaptığımız aşı İngiliz mutantını da bağlıyor. Ama Güney Afrika ve muhtemelen Brezilya mutantı S proteinindeki değişiklik öyle bir değişiklik ki öbür S proteini Wuhan suşu için yapılmış S proteine karşı oluşturulan aşıyla oluşturulan antikor bunu tam yakalayıp bloke edemiyor. Daha yüksek antikor ihtiyacı oluyor çünkü tam yapışamıyor. İşte burası önemli. Mutantların engellenmesi lazım aşı başarısının devam edebilmesi için. Yani biz şu anda aşıyla ilgili mutant sorunuyla karşı karşıyayız. Mutant sorununu geçmek için en iyi yapılacak iş aşıyı mümkün olduğu kadar hızlı mümkün olan çok şey yapmak. Ki mutasyonlara fırsatı olmasın. Ama tabii aşıları yaparken de sorunlar var. Birinci sorun aşının temini. Nereden, ne zaman, ne kadar
kaç milyon doz aşıyı nasıl bulacağız gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Kaldı ki kabul edilebilir oranlarda ama aşıların bir de yan etkileri meseleleri var. Mesela AstraZeneca aşısında intravasküler koagülasyon meselesi geldi. Danimarka aşıyı reddetti. Güney Afrika yapmam dedi. Oradan bazı ülkeler çıktı. Siz kullanmadığınız aşıyı bize verin dedi. Ne demek şimdi bu? İlaçta aşıda ikinci kalite olmaz biliyorsunuz. İnsana uygulanacak. Danimarka ben yapmam diyor. Öbür ülke bana ver ben yapacağım diyor. Bu direkt olarak ne kadar aşınız olduğuna, ne kadar risk aldığınızla ilgili bir şey. Çünkü her kullanılan ilacın, her aşının belli bir riski vardır. Ve bu da AstraZeneca aşısı da 1 milyonda 4 vakada, şurada görüyorsunuz bakın milyonda 4 intravasküler koagülasyon yapabiliyor. Ama doğum kontrol yapı %10 binde 5'le %12 böyle bu şekilde. Yani burada 1 milyonda 4 vaka, burada 1 milyonda 500 ile 1200 vaka. Sigara içmek 1 milyonda 1763 vaka. Bunlar hep intravasküler koagülasyon. Ve hastalığın kendisi, hastalığın kendisinde heparin veriyoruz ya koagülasyon olmasın diye. %16,5. O nedenle bu risk alınabilir, böyle yönetilebilir. Yan etkinin de sonu yok. Yaptıkça daha yenilerini göreceğiz. Mesela mRNA aşısında İsrail'de 6 kişide aşı sonrası zoster bulundu gibi yeni bir yayında çıktı. İşte bütün bunlar aşının temin edilmesi ve yönetilerek insana yapılması lazım. Türkiye bu konuda başarılı sayılabilecek bir durumda aşı konusunda. 21 Nisan 2021 bugün 11.41'de demin indirdim. 20 milyon doz yapılmış. 8 milyona yakın iki dozu olmak üzere bakın Türkiye çapında yaygın olarak aşı yapılıyor. Dünyadaki yeri nedir derseniz milyon nüfus başına yapılan da çok önde olmayabilir şurada ama rakam olarak kaç doz yaptınız diye bakıldığında 19.45'te bile 6. sırada şu anda 5. sıraya doğru yükselmiş olabilir. Aşıları mümkün olduğu kadar çok olarak ve yaygın olarak yapacağız. Sonuç olarak değerli arkadaşlarım ne olacak, ne yapalım, ne tarafa gideceğiz, bize düşen nedir, sorumluluklarımız nelerdir? Bir kere salgın devam ediyor. Salgında esas iş, evet aşı önemli ama yeni vaka sayı oluşmasına mani olmaktır. Yani enfeksiyonu kontrol etmektir. Bunu kontrol etmek için vatandaş olarak bize düşen maske, mesafe, temizlik. Bu sakız çok çiğnendi ama halen daha esas ayak budur. İki, vatandaş olarak devletin koyduğu kurallara uymak. Yani cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı koydum. Çıkma diyor. Bakıyorsun İstanbul'da herkes sokakta pazar günü. Neden? Canım sıkıldı evde. Ama kanun sana çıkma diyor. Ya da taziye çadırına gitme diyor. Büyük toplantılara katılma diyor. Yapma diyor. Ne bileyim ben düğün dernek yapma diyor. Ama maalesef bu kurallar böyle uyulmak için aslında. Bunlar bizim sorumluluğumuz. Ha, demin söylediğim virüsün daha iyi yaşaması, daha çok çoğalması için doğal olarak olan mutasyonlar bazen negatif mutasyon olup çoğalmasını tamamen durdurabilir. SARS-CoV-1'de böyle olmuştu ama öyle 30 milyona, 40 milyona neyse yüksek rakamlara ulaşmış, 140 milyonlara ulaşmış çoğalan bir virüste bu tür mutasyon olma ihtimalini az görüyorum. O zaman hiç aşı geliyor. İki önemli direkt demek ki yeni vaka sayısı azaltılacak. Neyle? Buradaki korumalarla. Aşı da en hızlı şekilde yapılacak ki yeni mutasyonlara meydan vermeyelim. Korona bu kadar. Benim söyleyeceklerim burada bu kadar ama söyleyeceklerim bitmedi. Hele şu ekrana bir paylaşım kaldırayım. Sizlerin yüzünü de görmeye başlayayım. Hocam değerli burada yine bekleyen arkadaşlarımız olabilir. Hemen alalım onları da. Bilirseniz çok sevinirim. Bende gözükmedi. Ha, waiting room. 3 kişi gözüküyor. Admit ol. Tamam. Teşekkür ediyorum hocam. Bu korona salgını sırasında aşıların geliştirilmesinden söz ettik ya arkadaşlar. Bu tabii aşıların geliştirilmesini bu alanda çalışan kişiler olarak benden daha iyi biliyorsunuz. Bir yeni bir şey geliştirilirken önce bir preklinik çalışma yapılır laboratuvarda. Aşı bloke ediyor mu, etmiyor mu? Hücresel, hücre çalışmalarında toksitesi var mı, yok mu?
Sonra deney hayvanlarında çalışılır. Aşıyı verdiğin zaman antikor oluyor mu? Onlarda bir toksik bir şey var mı? Bu bulduğun antikorlar çalışıyor mu? Blokan antikorlar mı? Nötralizan antikorlar mı? Sonra insan çalışmalarına geçeriz. Faz 1, faz 2, faz 3. Türkiye gerçekten ilk defa from scratch derler ya, başlangıçtan itibaren bir molekülü alıp faz 1, faz 2, faz 3'üne getiriyor. Ama bu arada biz Sinovac, Çin aşısının faz 3'ünü gerçekleştirdik. Pfizer'in faz 3'ünü gerçekleştirdik. Ve orada ihtiyaç daha da ortaya çıktı. Bu arada diğer klinik çalışmalar da devam ediyor. Bizim bu konuda yetişmiş, sizler gibi yetişmiş elemanlara çok ihtiyacımız var. Hacettepe'nin biliyorsunuz bir de bilineniniz vardır. Klinik Araştırma Merkezi diye bir yerimiz var. Evet. Çalışanlara bir yer ayarlamaya çalıştık. Dosya için yer bulmaya çalışıyoruz. Ama büyük hastanelerde yer sıkıntısı o kadar yüksek ki bunları da halletmeye çalışıyor. Ama Hacettepe Klinik Araştırma Merkezi'nin yaptığı Hacettepe'nin araştırma yerlerini bir dökümünü, yani nerede ne yapılıyor bir ortaya çıkarabilmek ve diğer hocalarımız yaptığı bütün çalışmaları bir depolamak ve bir teklif geldiği zaman hastanemizde daha öncekilerini görebilmek, yenilerin fizibilitesini hemen verebilmek, araştırma birimlerini tanımlamak, birimlerde kullanılan tansiyon aletini kalibrasyonu, üzerine tıkladığın zaman bu büyük bilgisayar programı şu tarihte en son yapılmıştır diye sertifikasını görebilmek ve bir birim haline geldikten sonra da diğer yurt içi ve yurt dışı birimlerle bir araya gelebilmek. Tabii üniversiteler böyle çalışmaya yönelik işler yapar ama üniversite merkezlerinin önemli görevlerinden biri de eğitimdir. Bu nedenle de Hacettepe'ye gelen arkadaşlarımız biliyor, sizler için formal bir eğitim olması amacıyla Hacettepe Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Senato'dan geçti, şu anda YÖK'te tezsiz yüksek lisans programı kararlaştırıldı. Programımız hazır. Sizlerin çalıştığı şirketlerden de destek alacağız pratik yapabilmek için. Hevesimiz tabii bir taraftan buradan teorini anlatmak, bir taraftan hastanelerde pratik eğitimleri yaptırmak. Bu döneme yetiştiremedik ama bana öyle geliyor ki zaten salgında da biraz zor oluyor bu işler. Eylül, Ekim gibi sözünü ettiğim tezsiz yüksek lisans programı Hacettepe'de başlayacak. Ama bu arada dernek üzerinden olan eğitimler var biliyorsunuz. Oralarda artı meslek içi eğitimleri bütün gücünüzle devam ediyorsunuz. Ben klinik araştırmalarda epey zamandır uğraşıyorum. İlk klinik araştırma merkezi önerimi bundan 30 yıl önce Hacettepe'de klinik araştırma merkezi açalım diye verdiğimde ki ben yani bunu yapacak pozisyondaydım. 30 değil de belki 20-25 diyelim. Hacettepe Üniversitesi'nden ya bu erken denek kullanmak falan Türkiye'de sorun olur diye reddolmuş idi. Ama sonunda açtık, gerçekleştirdik. Uzun zamandır Hacettepe'de hakikaten iyi merkezler var. Onkoloji, kardiyoloji, nöroloji, infeksiyon hastalıkları ve Türkiye'deki faz 3'lerin özellikle önemli bir kısmını gerçekleştiriyor. Başka merkezlerde de çok iyi çalışmalar yapılıyor ama bizim Türkiye olarak bir derlenip toparlanıp bu klinik araştırma işini ciddiyetle ele almamız lazım. Regülasyonlarımız falan çok şükür çıktı ama hâle daha bizden çok daha küçük ülkelerin kazanç düzeyinde gidiyoruz. Kazanç deyince tabii Türkiye'de yanlış anlaşılıyor. Sağlığı satacaksın, para kazanacaksın, öyle bir şey değil bu. Klinik araştırmaların artması bir ülkede bilimin gelişmesini hızlandırır. Maddi yönü vardır ama o iklimle başka bilimsel çalışmalar da desteklenir. O nedenle iş gücü eksikliğimiz de ortada. O nedenle ben bu yeni master programından çok heyecanlıyım. Umarım zamanında başlayacağız ve daha derli toplu, daha düzenli eğitimle daha fazla klinik araştırmayı ülkeye getirmek. Böylece şu anda yanılmıyorsam 8-9 milyon dolar civarında bir yıl içerisinde 5 milyar dolara çıkabilir o. Bu 5 milyar dolara çıkması hem bilimsel aktivitenin artması, hem hastanelerimizin para kazanması, hem de sizlere daha yeni, daha geniş iş imkanları anlamına geliyor hep beraber baktığımızda. Kesinlikle. Evet, ben 40 dakika gibi planlamıştım. 42 olmuş zaten. Ben burada durayım değerli arkadaşlarım. Benim cevaplayabileceğimi düşündüğünüz soruları sorun. Cevaplandırayım. İlk soru sorulmuştu zaten. Oradan evet, başlayalım hocam. İstersen Selma. Başlayalım hocam, buyurun. Şimdi şu anda yaygın kullanılan aşı
Sinovac aşısı. Bunun faz 3'ünü Hacettepe liderliğinde yapıldı biliyorsunuz. Oradaki 10.220 kişide yapılan çalışmaya göre aşı semptomatik enfeksiyonu %83,5, hastaneye yatışı %100 engelliyor. Bu ne demek? Ölümü engelliyor aslında. Böyle evet. demek. Ama o çalışmada ölüm olmadığı için iki kolda da bunu telaffuz etmiyoruz. Ama kontrolü yapılan çalışmalar başka, gerçek hayat başka. Gerçek hayata çıktığınız zaman bir kere bir, herkes seçilmiş vaka değil. Altta yatan hastalığı olanlar var, immünsüpresifler var. İki, herkes aşılanmıyor. Ve böyle olunca da rakamlarda bir miktar düşüş olması aşikar. Mesela mRNA aşıları da %94-95 aşıladılar. Gerçek hayatta onlar %89'a doğru çekildi. Bu aşıyla hem mRNA ile hem Sinovac'la aşılandıktan sonra ölümler meydana gelebilir. Sağlık Bakanlığı yakın zamanda yanlış hatırlamıyorsam açıkladı. Bugün bilim kurulu üyesi bir arkadaşımız bir televizyon programında açıklıyordu. Yanılmıyorsam 8 ya da 7, 6,5 milyon ikinci doz aşı yapılıp 14 gün geçmiş kişide 400 küsur civarında mortalite var. Bir kere oranladığınız zaman hastalığın ölüm oranına göre milyon kat daha düşük. İki, o ölenlere bakıyorsunuz. Aşılanmamış olanlar zaten sayıyı kabartıyor ama bunlar aşılanmış. Genellikle ileri yaş, çünkü 65 yaşın üstünde aşılanma oranı %76'larda. Bunlar da zaten ölüme katkıda bulunuyor ama aşılanmış olanlarda da ileri yaşta immün süpresi ve onların altı yatan hastalığı da çoktur. Diyabeti, hipertansiyonu, karaciğer yetmezliği, yeterince antikor oluşmaması meselesi maalesef ölümler olabiliyor ama oran çok 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 düşük. Kabaca Sağlık Bakanlığı'nın söylediği 65 yaş üzerinde ölümleri %70 azalttı. Ama gene bir miktar ölüm olabilecek tabii. O nedenle aşıyı siz sağlık personelisiniz, bulunduğunuz her fırsatta aşı tereddütüyle mücadele etmeniz, aşının yaptırılması için destek olmanız, yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmanız lazım ki bu belayla mücadelede önemli yol kat edebilelim. Evet. Peki hocam, çocuklarda seyri nasıl hocam pandeminin? Şimdi yaş gruplarına göre. Şimdi biraz kendi yorumumla bir şey anlatayım. İnşallah dilim döner anlatırım. Bakın Wuhan suşu reseptöre S proteiniyle belli bir yapışma kapasitesi var. Hastalık yapıyor. Ama buna diyelim bir birim yapışıyor. Bir birim yapıştığı zaman ya da onun yapışma kapasitesi içerisinde 1000 virüs gelse buraya ancak 300'ü yapışabiliyor ve 300'ü girip bir hastalık meydana getiriyor. Ama hastalık gene oluyor. 300 virüsün yaptığı hastalık da çocuklarda zaten ACE reseptörü daha yeni gelişiyor. Sayısı az. 300 bile giremiyor. Hiç hastalık yapmıyor. 18, 19, 20 yaşından itibaren Wuhan suşunu ilk geleni anlatıyorum. Yapışıyor. Az girdiği için altta yatan hastalığı olmayanlar da doğru dürüst hastalık yapmıyor. Ama 65 yaş üstü altta yatan hastalığa gittiğinde içeri giriyor, orta şiddet belki hastalık yapıyor ama altta yatanı öyle şiddetli ki ölümler oluyor. Hep ne dedik? Wuhan suşunda ölümler 65 yaş üstü ve altta yatan hastalığı olanlarda. Gençler ve çocuklarda bir şey yok. Tamam. Bu yapışma kapasitesi faktörüyle 1000 gelip 300 girebilemiyoruz. Ama şimdi İngiliz varyantı var. Wuhan suşundan sadece yapışma kapasitesi farkı var. Hastalık yapma, öldürme bunlarda bir farkı yok. Fakat 1000 virüs geliyor, 900'ü giriyor içeriye. Neden? Daha iyi yapışıyor, daha çok giriyor. 900 virüs girince 65 yaş üstünü altta yatan hastalığı varsa zaten öldürecek. Ama orayı aşıladık, orası biraz düştü. Çocuklarda reseptör az ama yapışması yüksek olduğu için oraya da girip hastalık yapmaya başladı. Ama az reseptör olduğu için gene daha az girebiliyor. Çok şiddetli hastalık yapmıyor. Fakat 20 ile 55 yaş hastalığı olmayanlarda çok virüs girdiği için onlarda da şiddetli hastalık yapmaya başladı. Orada da ölüm görmeye başladı. Ser sebep budur. Yani demin anlattım, bakın mutasyonlarda hızlı giren aşıdan kaçışı yoktu.
Aşıya kaçan da çok yayılmıyordu. Ama şimdi Hindistan'da bir double mutant var. Hem çok yapışıyor hem aşıdan kaçıyor. This is the end of the story. Buna yapacak bir şey yok. Mücadeleye devam. Bunun aşıdan kaçtığı için o suçu alıp ona karşı bir daha aşı yapılacak. Ve bana öyle geliyor ki Temmuz, Ağustos oralarda ikili aşıları yapmak zorunda kalabiliriz. Buna çalışıyorlar. Yani hem Wuhan suçunu hem de en çok dolaşan, aşıdan en çok kaçan özel olanı indirmek için. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Peki hocam, yüksek lisans programımızdan bahsettik. Hacettepe Klinik Araştırmalar Yüksek Lisans Programı uygulamayı düşünüyoruz dedik. Kısmetse de Eylül-Ekim gibi başlayacağız dediniz. İnşallah. Hedefimiz nedir bu doğrultuda? Hani tam olarak kaliteyi artırmak... Hedefimiz sahada işin özünü iyice kavramış, eğitimini tamamlamış saha elemanları sayısını arttırmak. Evet. Yetişmiş personel, yetişmiş kişi sayısını arttırmak. İçinizde formal eğitim alan var mı? Akademik eğitimleri olurdu hocam. Onları alıyorduk. Ya söyle. Akademik eğitimlerini alıyorduk biz genelde. Hamdi hocamızın verdiği eğitimler vardı. O bir gönüllü hizmet bak. Ama bu kadar. Onu yani. Sanofi mi yapıyordu? Sanofi bugün vazgeçse zamanında öyle bir şey yok. Yapıyordu. Ve kaç kişiye ulaşabilirsin? Bir de formal değil. Yani diploması şusu busu. Tabii ki. Derneğin yaptıkları var. O da gönüllü bir şeydir. Yani bu bir meslek. Tabii meslek öğretecek değiliz ama her birimiz biyoloji lisans, kimya lisans, ne bileyim ben nereden geliyorsanız geldiğinize göre adapte edilmek üzere klinik araştırma nedir, etik kurallar nedir, hangi fazlardan geçer, nerelerde olur, nasıl olur, bayağı bildiğin senato tarafından onaylanmış, YÖK tarafından kabul edilmiş ve yapın dedikleri bir uygulama bu. Görürsünüz başka fakültelere de hızla yayılır. Biz çok heyecanlıyız hocam. Hacettepe koordinatörleri olarak Hacettepe'deki yani koordinatörler heyecanlı bekliyor. Yani o zaten çalışmanıza da engel değil. Bir taraftan çalışacaksınız, bir taraftan derslere geleceksiniz. Ve ben SAK olsam sizleri teşvik ederim. Gidene ekstra maaş veririm, izin veririm. Siz muhtemelen de öyle olacaktır. Aramızda varsa SAK temsilcileri duysunlar bunları diyorsunuz. Duysunlar hocam. Yani kesinlikle daha yetişmiş, daha kalifiye koordinatörlerle bu işler daha iyi ilerleyecektir. Tabii. Çünkü temelde sahada biz varız, biz ilerletiyoruz işleri. Yani ne kadar doğru iş yaparsak o kadar doğru sonuçları elde edeceğiz. İyi bir saha koordinatörü, klinik araştırma yapan bir hekimin hayatını negatiften pozitife çevirir. Kıştan bahara çevirir, öyle. O yüzden iyi yetişmiş olması şart. Katılıyorum hocam. Peki sizin saha koordinatörlüğüne bakış açınızı soracaktık. Zaten konuya girmiş olduk. Nasıl olmalı sizce bir saha koordinatörü? Yani onun tanımına gerek yok. Saha koordinatörü bir kere bir işini bilecek. Çünkü hastanelerde gelip çalışmaya başladığınızda bizim araştırma hemşirelerimiz, tabii deneyimli olanlar da var ama her zaman deneyimliye denk getiremiyorsun. Bir, iki, klinik araştırma yapan hekim, bir numara, PI, her zaman en iyisini biliyor diye düşünmeyin. Bizler de işte kimimiz 20 senedir, kimimiz 10 senedir biraz da el yordamıyla o kursa gide, burada çalışa, bunu öğrene öne geldik. Ama benim ya da diğer klinik araştırmacıların birinci işi değil. Hasta bakıyorum, bilmem işte öğrenci sorumluluğum var. İkinci bir iş. Ama sizin esas işiniz. O nedenle deneyimli, tabii deneyimlisini bulmak da her zaman denk gelmiyor. Çünkü sizde başka eğitim olmadığı için kimyadan mezun oldum, başladım. Birinci çalışma, ikinci çalışma. 4-5 tane yaptıktan sonra neyin ne olduğunu anlayıp ayırdığına varıyorsunuz. O nedenle bir, temel eğitimi iyi olacak. İki, deneyimi iyi olacak. Tecrübeli olacak. Üç, belki bunu birinci sıraya yazmam lazım. Etrafıyla iyi ilişkiler içerisinde olacak. Yani... İyi bir saha koordinatörü klinik araştırmacının kışını yaza çevirir dedim ya. İyi olmasına rağmen yazını kışa da çevirebilir. Araştırma hemşireleriyle bir gerginlik olursa. Hayda hadi bakalım o muydu bu muydu, sen mi haklısın ben mi haklısın. Ben 10 senedir burada çalışıyorum. Ben 20 senelik saha koordinatörüyüm. Bunların hepsinin ucu direkt olarak klinik araştırmacıya gelir. O nedenle insan ilişkileri ve yönetimin farkında olan, bunu bilen, profesyonel, iyi yetişmiş elemanlar olarak görürüm.
aradığım an ulaşılabilir olmasını önemserim. Ben not bıraktığım zaman dönülebilmesini önemserim. Yabancı dil bilenleri tercih ederim. Uluslararası ilişkilerde sorun çıkmasın. Benim bilgisayarı açtığım zaman kime ne cevap yazacağımı başımda durup hayatımı kolaylaştırmasını isterim. Kaybettiğim e-mailleri mutlaka bir yerden bulup şundan gelmişti bir daha bakın bulun bakın burada olacak bu deyip buldurup geri cevap verdirmesini isterim gibi hızlı gibi. Hızlı aksiyonlar hocam. Evet. Hızlı aksiyonlarla tam bir koordinasyon. Ayrıca insan ilişkileri de kıymetli diyorsunuz. Evet. Adı üzerinde koordinatör. Kesinlikle, kesinlikle. Bizler de zaten bu mesleğin gerçekten hakkını verebilmeyi isteyerek bu yola çıktık. Eminim şu an katılımcı arkadaşlarım da katılmak isteyip katılamamış, vakit ayıramamış olanlar da yoğunluklarından dolayı benimle aynı fikirdedir. Bizim de amacımız kendimizi geliştirip ya üzerimize aldığımız sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek. Böylece ne kadar kaliteli veriyi aktarırsak o kadar çok çalışma gelecektir. O kadar çok araştırıcılarımızın ismi de yayınlarda geçecektir diye umuyoruz. Ona göre bizim de tabii alanımız genişlemiş olacak, çalışma alanımız. Herkes kazanacak diye umuyoruz hocam. Evet. İnşallah. O yüzden bizim için yüksek lisans programı heyecanla dört gözle beklediğimiz bir şey. Umarım yaygınlaşır, diğer üniversitelerde de yapılır. Bir de HÜKAM. HÜKAM'ı kurduk Hacettepe'de. HÜKAM'ımız var. HÜKAM'ın kuruluş fikri nereden çıkmıştı hocam? Neyden esinlenerek kurmaya karar verdiniz? Bir de hedefleri nedir HÜKAM'ın? HÜKAM'ın kuruluş fikri, Hacettepe Enfeksiyon tabii deneyimli bir merkez. Klinik evet. Araştırmacılarımız da deneyimli ve peş peşe klinik araştırma önerisi geliyor. Bir araştırma geldi, gram negatif pnömonilerde bir antibiyotik. Hazırlandık, her şeyine baktık. Hazırlanırken fizibilitede halen daha zorlanıyoruz. Yani şöyle bir hazırlığımız yok. Ben döneyim bakayım, geçen sene kaç tane gram negatif pnömoni görmüşüm diyemiyor. Ona sor, buna sor, ben kaç tane gördüm, öyle mi, böyle mi? Adam da sana tabii potansiyelini görmek istiyor kardeşim. Bir tane gören var, 10 tane gören var. Ne diyeceksin? Fizibiliteyi yapmak kolay bir şey değil. Ve zorlandığımız yerde. Birinci fikir bu. İki, uğraştık, verdik, birinciyi aldık. 2 hafta sonra bir tane daha geldi. Ve adam bana soruyor. Sen girmezsen kimle yapayım? Fikir o zaman ben öyle bir ağım olsun ki aynı alanda ilişki kurabileyim. Ser sebep budur. Çıkışı budur. Bir Hacettepe Teknokent firmasında bir arkadaşım anlattım bunu. Sonra oturduk, öyle düşündük, böyle düşündük. Ve esas plan daha yapabilmiş durumda değiliz. HÜKAM kuruldu ama esas plan bir, Hacettepe'nin ne oluyor research, klinik araştırmalarda ne oluyor, potansiyeli nedir? Bunun için bir kayıt sistemi. Ve sonuna vardığında şöyle olacaktı o. İnfeksiyon hastalıkları, onkoloji, nöroloji bilmem ne bilmem ne. Onkolojiye tıkladığın zaman Mustafa Erman, ne bileyim ben, Mutlu Hayran kimler varsa onlar çıkıyor. Mustafa Erman'a tıkladığım zaman daha önce yaptıkları... Kaçı girmemiş. Onkoloji yazıyor ya, onkolojiye tıkladığım zaman şu kadar yatağı var, şu kadar araştırma CV'si altında, şu kadar tansiyon aleti var. Demin söyledim, tansiyon aletine tıkladığın zaman son kontrolden geçirme tarihi, altlarında klinik araştırma hemşireleri, onların özgeçmişleri, klinik araştırmacının özgeçmişi ve katıldığı kurslar ve sertifikasının tarihi. Böyle hepsi bir basamakta ve sonuçta bir yılda ve düğmeye bastığın zaman hangi bölümde kaç tane net, şu anda kimsenin bir şey bildiği yok. Açıkçası be kargaşa bir şey. Sağlık şeyde, klinikte bir registry var. Gönderirsen olur, göndermesen olmaz. Bu esas database bu. İki, yönetimsel bir paket var. Hadi bunu baştan söyleyeyim. Bir, giriş paketi var. Bir sayfa açılıyor. Müracaatını alıyor. Etik kurula otomatik gönderiyor. Oraya diyor şu 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 günlerde şöyle şöyle yapılacaktır. Etik kuruldan onay çıktığı zaman klinik araştırmacıyla meç etmiştir zaten. Otomatik olarak yönetimsel kısmına gidiyor. Kim imzalayacak? Nerede imzalanır? Kaç günde çıkar? Kim alır? Para nereye yatar? Masraflar nasıl? O da hem tanımlayıcı hem de kayıt tutan bir sistem. Böyle bir büyük portal. Bu Hacettepe'nin kendi önünü süpürmesi işiydi.
programlar yazıldı aslında ama bir önceki rektör zamanında hayata geçiremedik. İnşallah geçireceğiz. İnşallah. Bu böyle olduktan sonra ben gidip ki 4-5 merkezle anlaşmıştım. Konya'da Konya'da üniversitede hevesli bir infeksiyon hastalıkları grubu var. Duyuyor. Hacettepe klinik araştırma yapıyor. Ben de yapmak istiyorum. Yap. Ama kimse ona gidip yap demiyor. Çünkü ne tanınmışlık var ne sertifikasyon var. Konya'ya kendi üniversitesinin bilimsel araştırma fonuna bir proje yazıp bir merkez kurmak. İki tane hekimini kurstan geçirmek ya da işte tezsiz yüksek lisanstan geçirmek. İki tane hemşiresini, bazı üniversiteler kendi saha görevleri ya da saha koordinatörü istihdam edebilir. Nesi varsa. Bunu yapmak ve sonra da birinci merkez Hacettepe tarafından sertifiye etmek. Sertifiye etmek ne demek? Bana gelip ikinci bir çalışmada gram negatif pneumonide antibiyotik dediği zaman ben gelemem ama Konya ben kefilim, bana güvendiğin kadar git kendinde bak, konuş, gör. Bunun gibi infeksiyon ortak halkası, onkoloji lupu, evet. Efendim bilmem ne lupu, nöroloji lupu, bunları bir araya getirmek ve böylece Türkiye'nin, bu tek başına olmaz, Sağlık Bakanlığı'nın, çok özür dilerim. Mustafa bir Zoom'dayım, bitirmek üzereyim. Hemen ararım geri. Kusura bakma, sağ ol. Türkiye'yi bir birim olarak ortaya koymak. Ben 2000 kaçta gittim? Bir buradan. 4 de oradan. 5 sene önce Güney Kore mucizesini duymuşsunuzdur. Connect. Evet hocam, duyduk. Gidip başkanıyla görüştüm. Bu projeyi anlattım. Dedim ki sizin Orta Doğu partneriniz olalım. Kabul etti ve o hayalde Doğu Avrupa, kuzeyimiz ve güneyimizde, yani Osmanlı çanağında merkezde Türkiye'nin olduğu, bizim nasıl satelitler vardı, böyle satelit merkezler ve Connect'le de direkt bağlantımız olmak üzereydi. 8 Ağustos'ta Türkiye'ye Hacettepe'yle sözleşme imzalamaya geleceklerdi. Biletler falan alındı. 15 Temmuz oldu. Türkiye uçuş yasaklandı. O projede duruyor da. Yani hükamın sadece Hacettepe'nin önünü süpürmek gibi bir vizyon değildir. Bunu kurduktan sonra Sağlık Bakanlığı'nda işbirliğiyle bu proje hazır, paketleri de hazır. Sağlık Bakanlığı'na gidip bir teklif ettim. Az anlandı, çok anlandı. Ama bunu ben emekli olmadan hayata geçireceğim. Ne yapıyorum? İnşallah hocam. Bizler de devam ettirebilecek koordinatörler olalım. İnşallah hayata geçirelim. İnşallah. Daha güzel işlere imza atalım. Arkadaşlar, hocamıza yöneltmek istediğiniz sorunuz ya da herhangi bir katkınız var mı acaba? Selma, şimdi evet. İşte 7-8 dakika demin kalbine iniyordu ya. Evet, şimdi var hocam. Ben 7-8 dakikam var. Tamam, son 7-8 dakikamızı sorularınızla geçirebiliriz arkadaşlar. Varsa sorularınızı paylaşabilirsiniz. Hocam, bu arada siz host olduğunuz için sanırım şu an yine bekleyen arkadaşlarım var. 7-8 dakika ama zaten sonra yine de sizi görmek istiyorlar. Peki. Zaten ayrılanlar da oldu. 20'ye mi düştü geri? Evet. Arada bir düşüyor, çıkıyor. Sanıyorum soru yok hocam ya bu arada. Peki. Şu an. Çok teşekkür ediyorum. Bize tamam. Vaktinizi ayırdınız. Öğle aranızı bizimle geçirdiniz. Kolay gelsin çocuklar. Sağ olun. İyi günler başka hocam. Başka toplantılarda görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Hoşça yeniden kalın. Ağırlamak isteriz sizleri. Hoşça kalın hocam. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.